Merhaba arkadaşlar, şu an Joy'dan Ölmez kanalındasın, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere hikaye olarak en beğendiğim 7 oyunu derledim. Tabii size göre hikayeleri güzel olmayabilir, daha iyisi olabilir sizin için. Bunu yoruma yazarsanız herkes yararlanır, başkalarına da oyun önerisinde bulunmuş olursunuz hem bu şekilde. Bu arada bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Bu videoyu beğenip yorum atanlar arasında bir kişiye 10 liralık ya da 20 liralık Steam kodu vereceğim, Steam cüzdan kodu. 5 kişiye random Steam oyun kodu, yani rastgele bir şekilde herhangi bir oyun çıkıyor. Bir kişiye de istediğim maksimum 24 liralık ya da 31 liralık, tam olarak bilmiyorum, ona karar vermedim, İstediği bir oyunu hediye edeceğim. Ne kadar ilgi olur, ne kadar kişi katılır bilemediğim için böyle bir şey hazırladım. Eğer ilgi fazla olursa ona göre farklı bir düzenleme yaparım. Zaten ödülleri arttırırız ya, katılım az olursa ödülleri azaltırız, sıkıntı değil. Kazananları bir sonraki videoda açıklamayı düşünüyorum. Hadi şimdi videoya geçelim. Birinci sırada Far Cry serisi var. Far Cry serisinde her oyun birbirinden bağımsız. Her oyunda karakterler birbirinden farklı. İlk oyunu Crytek firması yapmıştı. Bu Crytek firması 3 Türk'ün kurduğu bir Alman asıllı şirket. Daha sonra oyunları Ubisoft yapmaya başladı. Dediğim gibi her oyun birbirinden bağımsız. Farklı farklı karakterler var. Eğer oynamadıysanız, illa duymuşsunuzdur tabii ama oynamadıysanız istediğiniz oyundan başlayabilirsiniz. Hepsi birbirinden bağımsız çünkü. İkinci sırada Max Payne serisi var. Max Payne oyunu bir intikam alma oyunudur. Bunu da illaki duymuşsunuzdur. Max Payne oyunu şöyle bir özelliği var. Yani cidden hikayesi benim en sevdiğim oyunlardan bir tanesi. Oyun serilerinden bir tanesi. Bu Max Payne'in ilk oyununu, yani imkansızlıklar içinde birkaç kişi kendi aralarında yapmışlar bu oyunu. Hatta yani o kadar imkansızlıklar içindelermiş ki sinematikleri yapmak için paraları bile yetmemiş. Bu yüzden hikayeyi böyle nasıl denir, çizgi roman tarzında anlatmışlar. Zaten illa oynarken fark etmişsinizdir. Yani karakterler falan bile bu oyunu yapanlar kendi aralarında şey yapmışlar. Hatta oyunun adı daha önceden farklı farklı isimler olacakmış. Sonra Max Payne'de karar kılınmış. Yani seslendirmeler falan kendi aralarında seslendirmeli oluşturmuşlar. Yani seslendirme yaptırmak için başka insanlara para ödeyememişler, paraları olmadıkları için. İkinci sırada Max Payne oyun serisi vardı. Üçüncü sırada Mafia oyun serisi var. Tabii ki bu Mafia oyun serisi derken Mafia 1 ve Mafia 2'den bahsediyorum. Çünkü Mafia 3'ü cidden beğenmedim ben. Yani bu Mafia oyunlarından da en sevdiğim tabii ki de Mafia 2'ydi. Yani çok efsaneleşmiş bir oyundur. Size eski zamanları çok iyi anlatıyor bu oyun. Yani mesela 1940'ları falan çok güzel bir şekilde yaşıyorsunuz. Oyunda açık dünya zaten. Bir bakıma açık dünya bir oyun. Arabalara falan, arabaların verdiği zevk, yani ne bileyim, karlı ortamlar, sokaklarda falan gezebilmeniz. Oyunun hikayesiyle birlikte birleşince bu oyun, açık dünya oyunu, gerçekten efsane bir oyun oluyor. Üçüncü sırada Mafia oyun serisi vardı. Dördüncü sırada Last of Us var. Last of Us hakkında pek bir şey söylemeye zaten gerek yok. Genel olarak herkesin beğenisini kazanmış bir oyun. Virüs salgını sonrası dünyayı gözler önüne seren bir oyun Last of Us. Ebeveyn bağların en iyi hissettiren oyunlardan bir tanesi. Fakat oyunun şöyle bir özelliği var. Sadece konsolda var tabii ki. Ben bu oyunun bilgisayarda da çıkmış olmasını isterdim. Konsolda oynadım tabii ama bilgisayarda da olmasını isterdim yani. Dördüncü sırada Last of Us serisi vardı. Beşinci sırada tabii ki de bu listenin olmazsa olmaz oyun serisi Witcher serisi var. Witcher serisi, yani gerçekten mesela oyunun grafikleri bakımından bile baktığınız zaman, yani manzaraya bakarak at sürebileceğiniz tarzda bir oyun. Açık dünya bir oyun. Hikaye bakımından efsane bir oyun. Yani oyunu oynadıktan sonra bile kitaplarını alıp okuyabileceğiniz bir oyun. Ben yani öyle yapmıştım zamanında, Witcher serisini bitirdikten sonra kitaplarını alıp okumuştum. En beğendiğim oyun serilerinden bir tanesi de Witcher serisidir. 5. sırada Witcher serisi vardı. 6. sırada Telltale Games'in çıkardığı The Walking Dead oyun serisi var tabii ki de. Kaç tane oyunu vardı hatırlamıyorum, yanlış olmasın. 4 ya da 5 tane oyunu vardı. Telltale oyunlarını zaten az çok biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da şöyle açıklayayım ben size. Hikaye tabanlı bir oyun. Yani öyle çok güzel bir oynanış beklemeyin. Fakat yani bilgisayar başına oturun ve izleyin. Kısaca bu yani. Türkçe yamalarını falan indirirseniz daha kolay olur sizin için. Türkçesi yoktu Steam'de. İlk oyunda Glenn isimli karakteri oynuyoruz. Tabii şimdi spoiler vermek gibi olacak fakat ikinci oyunda da bu Glenn denen şahsın ilk oyunda tanıştığı Clementine isminde bir kız var. Küçük bir kız var. Gitgide onun hayatını şey yapıyoruz işte, zombilerle çatışmaları falan. 6. sırada The Walking Dead oyun serisi vardı. 7. ve son sırada da tabii ki de Just Cause oyun serisi var. Just Cause oyun serisi benim için
Ya hem konu olarak olsun hem oynanabilirlik olsun çok sevdiğim oyunlardan bir tanesidir. Ana karakterimizin adı Rico Rodriguez. Konusu şöyle. Rico ve arkadaşları San Esperito adındaki tropikal adalardan oluşan ülkenin diktatör yöneticisini alaşağı etmek için CIA tarafından görevlendirilmiş ajanlar. Bütün oyunlar bu şekilde devam ediyor. Zaten oyundaki amacınız da şu, işte köylere, kasabalara giderek her şeyi yakıp yıkmak, işte bir zarar vermek. Oyun bu yüzden iyi. 7. sırada da Just Cause oyun serisi vardı tabii ki de. Just Cause oyun serisinde oynarken Türkçe yamayı kullanmanızı tavsiye ediyorum tabii ki de. Videonun sonuna geldim arkadaşlar. Videonun başında söylemiştim zaten. Yorum atanlar ve videoyu beğenenler arasında bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Siz de videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen tuşuna basmayı unutmayın. Aşağıda bir yorum atarsanız eğer bundan sonraki videomda kazananlara zaten oyunları kazanan arkadaşların zaten videoda açıklarım hangi arkadaşların kazandığını. Videonun sonuna geldim dediğim gibi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.